Evet değerli arkadaşlarım, şimdi İslam öncesinden devam edeceğiz. En son nerede kaldık hatırlayalım. Hun devletleri ikiye ayrılmıştı ve kısımsal anlamda bunların hepsine Çin son verdi. Ama bir tanesi kaldı, Kuzey Hunları. Şimdi arkadaşlar, Kuzey Hunları da aynı Çin akıbetine, yani bir önünde şey var, ne derler ona? Yaşanmış bir şey var. Üç tane devlete neredeyse Çinliler lokma lokma edip parçaladılar ve yuttular. Şimdi Kuzey Hunları da diyor ki, ben Çin'in altında asimile olup Türklüğümü kaybedeceğime göç etmeyi yeğlerim diyerek Avrupa'ya doğru göç ediyor. Şöyle bir harita çizelim. Buradan anlatalım. Şurayı Anadolu toprakları olarak düşünelim. Şu kısım İran olarak bilinen kısım. Şu kısım değerli arkadaşlar. Şuraya kadar diyelim. Şu Orta Asya diyelim. Orta Asya. Tabii Orta Asya'nın şu kısmında ise sizler de biliyorsunuz hangi devletler var? Çin var. Peki biz ne yapacağız şimdi? Biz Karadeniz'in hemen üstü. Karadeniz'i de çizelim bu arada. Orası da Karadeniz olsun. Burada hangi devlet var bu arada? Doğu Roma, yani Bizans devleti var. Bu İran'da Sasaniler var. Şimdi buradan başlıyoruz. Doğru mu? Yaklaşık olarak 200 bin tane Türk burada Karadeniz'in üstünden aşıyor ve buraya geliyor. Bu arada dikkat, Anadolu topraklarına hakim olan Doğu Roma, bir de değerli arkadaşlar ne vardır? Şöyle çizelim. Hangi Roma? Başkenti Roma olmak üzere. Batı Roma vardır. Doğru mu? Peki dikkat. Batı Roma'nın vardı başkenti Roma, Doğu Roma'nın başkenti İstanbul, yani Bizans İmparatorluğu. 200 bine yakın bir göç kitlesi. Göçün başındaki adam Balamir. 200 bine yakın Türk göç ederse mevcudiyetinde, yani önüne çıkan herkes de göç yapmaya zorlayacak. Peki önünde Vandallar, Yepitler, Anglo-Saksonlar, Franklar gibi, o zaman bilinen 13 tane barbar kavim yer değiştirmesini sağlıyor. Dikkat, bu barbar kavimler Romalılar tarafından Roma topraklarının dışında tutuluyor. Bu barbar kavimler dediğimiz kavimleri kim itekliyor peki? Bunlar itekliyor. Peki mantıken bu barbar kavimler şu an hangi topraklara giriş yapmak zorunda kaldılar onları itekleyince? Roma'ya değil mi hocam? Roma topraklarının içine doğru 13 tane barbar kavim ilerledi. Ve 13 tane barbar kavim Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması sadece. Şimdi daha önce ikiye ayrılmamış. Doğu Roma'ydı ikisi de. Ama şimdi ne olacak bundan sonra? Doğu Roma ve Batı Roma diye ikiye ayrılacak. Dikkat. Peki mantıklı düşünelim. İki Türk bir araya gelirse göç ettikleri zaman orada ne kuracaklardı? Devlet. 200 bin Türk göç ettiğine göre burada hangi devleti kuracaklar? Buradaki adı Asya Hunlarıydı. Doğru mu? Buraya göç edersen buradaki adın ne olur peki? Avrupa Hunları olur. Harika. Şimdi bir daha yapalım. Orta Asya'daki Balamir önderindeki 200 bine yakın Türk göç ediyor. Çin baskısından dolayı. Göç ettikten sonra barbar kavimleri itekletiyor. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılıyor. Doğu Roma ve Batı Roma şeklinde. Peki dikkat. Doğu Roma ve Batı Roma ikiye ayrıldığına göre mantıken burada da bir devlet kurulması lazım. Doğru mu? Bunlar da bizim devletimiz olacak. Yani Avrupa Hun Devleti. Doğru mudur? Burada hangi devlet vardı peki? Batı Roma. Şimdi bak bakayım. İkisinin tam arasına kurulmamış mı? Mantıken iki düşmanı mı var? Peki hepinize soru. Hangisi daha güçlü? Doğru. Hadi bakalım. Doğu Roma mı daha güçlü, Batı Roma mı? Doğru. Evet. Değerli arkadaşlarım, Doğu Roma daha güçlü ya da Batı Roma daha güçlü olması önemi şu anlamda yok. İkisi de onun düşmanı. Ve bu saatten sonra Avrupa 10 hükümdarları, özellikle Balamir'den sonra Ulduz geçecek. Ulduz mesela Anadolu'ya, bakın fark etseniz yakın. Anadolu'ya devamlı ne yapacak böyle? Seferler yapacak. Değil mi? Hatta Anadolu'ya Trakya üzerinden girecek ya. Trakya valisine ne diyecek? İstersem güneşin ışıklarının doğduğu her yeri zapt ederim. Yani o kadar kuvvetliler. Peki Avrupa'nın hükümdarı deyince aklınıza kim gelmeli? Attila. Doğru mu? Avrupalıların korktuğu, çoğunun saygı gösterdiği, destanlarda, efsanelerde anlatılan bir adamdır Attila. Peki Attila başa geçtikten sonra ne yaptı? Dikkat! İki tane düşmanım var. Ne yapmalıyım? Birine saldırırken biriyle barış yapayım. Birine barış yaparken diğerine saldırayım. Mantık bu. Artı, buradaki Romalılar nedir değerli arkadaşlarım? Hristiyan. Ama Katolik. Buradakiler Ortodoks. Değil mi? O zaman mezhepsel anlamda da çatışmayı körüklemek lazım. Dikkat! Avrupa Hun hükümdarı Attila. Önce
Doğu Roma üzerine seferler yapacak ve onları Margos ve Anatolius denilen iki tane anlaşmayla vergiye bağlayacak. Dikkat! Peki ben bir devleti vergiye bağlamam ne demektir? Ona siyasi üstünlük kurmam demektir. Bunun üzerine ne olacak peki? Avrupa'nın devleti yönünü nereye çevirecek? Roma'ya. Peki Roma'ya gelmeden önce Pirene dağları var, büyük büyük. Hiç onları kimse aşacağını düşünmüyor. Derken bir gün Attila önce Galya'da verilen sefer ardından da Roma'ya giriyor. Romalılar Attila'yı karşılarında görünce şok. Çünkü oraya kadar kimse gelebileceğini tahmin etmiyordu. Peki Romalılar baktık ki Attila kentinde Roma'yı alacak. Roma bunlar için kutsal. Romulus tarafından kurulmuş. Ve Katolik'in başkenti. Bunun üzerine hemen Papa 1. Leon'dan ne istendi? Rica edildi. Git dedi şu Attila'yı bir görüş. Arkadaşlarım Leo geldi. Heyetiyle Attila ile barış görüşmesi yapmaya. Bakın Papa 1. Leo dedi ki Attila'ya, bak sen buraya geldin, burası kutsal bir yer. Eğer bu kutsal yerden hemen çıkmazsan musibetler, belalar senin başını bulacak. Bak benden sonra söylemez dedi. Attila etkilendi mi? Dedi ki bura kutsal bir yer, o zaman almayayım. İki, zaten doğuda Sasani tehlikesi var, onu Sasaniler üzerine sefer yapmak istiyor. Üç, artık Roma'nın gücünün de kırıldığına inanıyor. Ve Attila ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Roma'ya kadar geldikten sonra Roma'yı almadan geri dönüyor. Doğru mu? Ama istediği bir şey oluyor. Zaten Roma'ya girmek için bir tane prensesle evlenmek isteği vardı. Onu reddedilince zaten Roma'ya sefer zannedip kızı da alıyor. Ama aldığı gün zehirlenerek Attila öldürülmüştür. Hala öldürme sebebi belli değildir ama genel itibariyle öldürüldüğü söyleniyor. Peki Attila'dan sonra geçenler Attila kadar güçlü olabilmişler midir? Hayır. İşte bu Dirnek'tir, bilmem bir ton hükümdar geçiyor Avrupalılarla. Ancak Avrupalılar zamanla asimile olacaktır. Dikkat! Kendilerini soysal anlamda Attila'ya dayandıran ve bu sebepten dolayı İngilizce Hungary şeklinde yazılan devlet Macaristan'dır. Bugün Macarlar kendi soylarını nereye dayandırıyorlar? Attila'ya, Hunlara dayandırıyorlar. Doğru mu? Hocam Attila çok efsane bir insan. Artı adam cesur kavimlerin efendisi olarak bilinir. Nibelungen destanında Etzel olarak geçer. Artı Attila deyince flagellum değil. Yani Tanrı'nın kırbacı, Allah'ın kırbacı unvanıdır. Attila bu kadar önemli adamdır. Eğer sınavda İslam öncesi Avrupalılarından bir soru gelirse Attila'dan gelir değerli arkadaşlarım. Bu arada Attila diyoruz ya, aslında yanlış, Attila. İki T'lidir orası. Şimdi o zaman bizler de ne yapalım hocam? Önce kavimler göçünün sonuçlarını yazalım. Doğru mu? Sonra da Avrupa Hun Devleti diye bir başlık atalım ve orayı da işleyelim. Önce başlığımızı bir yapalım. Kavimler göçünün sonuçları. Kavimler göçünün sonuçları bir diyelim. Bakalım hangi sonuçları vardı? Bir. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Ne diye? Doğu ve Batı Roma şeklinde. Peki başka? İki. Şurada yazalım. Üç, dört, beş, en kötü bir altı tane sonuç vardır herhalde. Arkadaşlarım ilk çağ kapanıp hangi çağa başlayacak bu olaydan sonra? Orta çağ. İlk çağ kapandı. Orta çağ başladı. Peki Avrupa'da hangi devlet kuruldu bizler adına? Avrupa Hun Devleti kuruldu. Avrupa Hun Devleti kuruldu. Bizim bir başka bilmemiz gereken şey. Şimdi burayı dikkatli dinleyin. Burası önemli söyleyeceklerim. Bu bütün Avrupa'yı etkiliyor çünkü bu olay. Arkadaşlar bir insana neden barbar denir? Hani Yunanlılar hatırlayın. Önce Helen, Helen olmayanlara barbar dedi. Ama o ayrı bir şey. Bir de gerçekten yasaları olmayan, önüne geleni silip süpüren, medeniyete katkı vermeyip de medeniyetleri yok eden insanlara barbar denir. Peki bu barbarlar, işte o Anglo-Saksonlar, işte Vandallar, Franklar diyoruz ya. Arkadaşlar o 13 tane barbar kavim hangi topraklara girdi? Batı Roma topraklarına. Peki bunlar Roma topraklarına kendileri bir şato yaptılar mı yüksek yerlere? Roma topraklarından halk bunlara sığındı mı korkularından? Öldürülme korkusu. Adam barbar ya. Öğren, daptasın ağzının iki dudağının arasında ölüm. Peki dikkat. Ölüm bir devleti, bir milleti neye yaklaştırırdı? Her an öleceğini bilmen? Dine. Heh. O zaman zamanında Hristiyanlar karşı çıkmıştı. Bunu daha evvelden de anlattım. Sonra ne olmuştu? Milano fermanıyla serbest kalacak. En sonunda ise ne olacak? Hristiyanlar, Hristiyanlık devletin resmi dini olacak Batı Roma'nın. Hepinize soru.
Batı Roma'nın resmi dinin Hristiyanlık olması 381 yılı. Kavimler göç 375 yılı. Yani bu olaydan tam 6 sene sonra Hristiyanlık resmi din oluyor. Sebebini söylüyorum. Barbar kavimlerin oradaki halka zulmetmeleri, halkın da bir barbar kavminin koruyuculuğu altına girip orada ölümüne toprakta onlara çalışması. Peki toprağa dayalı üretimin satılmasının yasaklandığı kapalı haldeki ekonomik sistem ve yönetimsel sistemin adına biz feodalite diğer adıyla derebeylik diyoruz. Peki bize sorun. Yıllardan ben beri Hristiyanlığı reddetmiştim. Oradaki bir yaşayan Romalı olarak düşünüyorum. Şimdi ölüm korkusu geldi. Neye girdim? Dine. Peki ben bu dini biliyor muyum? Yok. Dini bilmem için kime gitmem lazım? Kiliseye. Kiliseye gittim papaza. Papaz okuyor İncil'den güya da. Ne okuduğunu ben bilmiyorum ki. Benim okuma yazmam yok. Cahilim. Papaz diyor ki kardeşim şunu yapacaksın. Yapıyorum. Bunu yapacağım. Yapıyorum. Cennetten arsa satıyorsun. Ortaçağ Avrupa'da işleyeceğim. E bu sefer de diyor ki dünya tepsi gibidir, düz gibidir. Herkes buna inanıyor. Bu mecburiyetlerin hepsine biz eğitimin dogmatik düşüncelerle baskılandığı bu dönemin adına skolastik düşünce deniriz. Skolastik düşünce insanların tartışma ortamından uzak olup özellikle kilise ve kralların ne dediyse aynen uyguladıkları ve asla sorgulayamadıkları bir düşünce biçimidir. O yüzden bir Avrupa'da feodalite derebeylik ortaya çıkıyor. İki skolastik düşünce ortaya çıkıyor. Onları da yazalım arkadaşlar. Avrupa'da skolastik düşünce ortaya çıkmıştır. Skolastik düşünce ortaya çıktı. Başka? Bir de değerli arkadaşlar feodalite. Yani diğer adıyla ne oluyordu bu? Derebeylik ortaya çıktı. Aynen öyle. Hristiyanlık yayıldı. Türk kültürü oralara kadar gitti. Onlar da söyleyebiliriz. Hristiyanlık bir anda niye yayılıyordu? Korku. Camilerde niye hep yaşlı var? Ha? Sen niye gitmiyorsun Sinan? Camide hiç gören yok. 35 yaşına 40 yaşına geldi. Evet. Ortamlar göçünün sonuçları bunlardı. Şimdi bir başka atalım. Anlattığımız yer olan Asya Hun Devleti'nin hemen akabindeki devlet olan Avrupa Hun Devleti'ne geçelim. Şu Çin'i silsek yeterli. Şöyle. Buradan da biz devam edelim. Bir ana başlık atayım başta. Avrupa'ya göç eden Türk boyları ve kurulan devletler. Her boy devlet kurabiliyor muydu? Ama her devlet bir boydan oluşuyordu veya birkaç boydan. Kurulan devletler diyelim ve ilk devletimize başlayalım değerli arkadaşlar. Hangi devletti bu? Küçük A, Avrupa Hun Devleti. Biraz önce anlattıklarımı birazcık daha sistemleştirerek yazmaya gayret edeceğim. Şimdi Avrupa Hun Devleti kurucusu kimdi? Balamir değil mi? Yukarıdan da o göç ettirmişti zaten. Kurucusu Balamir'dir. Başka bir özelliği vardı. Neydi değerli arkadaşlar Avrupa? Avrupa'da kurulan ilk Türk devlettir. Var mıydı daha önce? Yoktu. Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. En önemli hükümdarı buyurun. En önemli hükümdarı Mete Han mı? Vallahi bak kavga çıkar aramızda. Mete Han'ın kemikleri hızlı 300 sene oldu öyle. En önemli hükümdarı kim? Attila'dır. Attila Doğu Roma üzerine sefer yapıp iki tane bak bilerek çizdim. Önce Margos Barışı, daha sonra Anatolius anlaşmalarıyla Doğu Roma'yı vergiye bağlamıştır. Doğu Roma'yı önce Margos, sonra Anatolius. Anatolius antlaşmaları ile vergiye bağladı. Doğru mudur? Sonra ne yapmıştı bu Attila? Daha doğrusu devam ediyor. Şimdi yönü nereydi? Batı Roma. Batı Roma'ya ne yapmıştı değerli arkadaşlarım? Şurada devam edelim. Batı Roma üzerine Galya seferini yaptı. Başka ne yapacak arkadaşlarım? Roma'ya kadar ulaşan Attila Roma'yı almaktan vazgeçti. Roma'yı almaktan vazgeçti. Evet bunun sebeplerine bakalım. Sebepleri neydi? Sebep. Bu P olacak değil mi? Evet.
Sebepleri nelerdi? Buyurun, neler vardı sebeplerinden? Bir, Roma'nın kutsal sayılması. Roma'nın Hristiyanlarca kutsal olması. İki, Papa Birinci Leo'nun ricası. Alma diye. Üç, Attila'nın Batı Roma'nın gücünün kırıldığına inanması. Kırıldığına inanılması. Ve son olarak bir şey daha vardı. Attila'nın Sasaniler üzerine sefere çıkmak istemesi. Sefere çıkmak istemesi. Evet, bu sebeplerden dolayı Roma alınmaktan vazgeçilmiştir. Bu arada Roma'dan sonra, Attila'dan sonra başa geçenler ise babaları kadar başarılı olamayacaklardır. Ve Attila'dan sonra devlet yavaş yavaş asimile olup gidecek. Ancak burada bir not söylememiz lazım. Attila önemli bir devlet adamı olduğundan dolayı onun geçen ünvanları var. Örnek, Attila en önemli ünvanı Flagellum Dei. Ne demekti bu? Tanrı'nın kırbacı. Peki Nibelungen destanı, Almanların ünlü destanı olan Nibelungen destanında Attila ne olarak bahsediliyor? Etzel olarak geçer. Ve ayrıyetten kendisi cesur, kavimlerin efendisi diye de bilinir. Kavimlerin efendisi olarak da bilinir. Evet, olay bu. Yani bizim bilmemiz gerekiyor. Ha, bunların arasında Ulduz diye bir adam vardı. Onu söyledim. Anadolu'yu ilk akınlar yapmıştı. Onu yazmadım buraya. Şimdi arkadaşlarım, bir kere şunu bilmemiz lazım. Biz Türk göçleri olarak Avrupa bir Hindistan kadar yakın olmadığı için bayağı bir göç süresi var. Mesela bu göçler sürekli olarak gelmezse ne olur? Hepinize sorayım. Mesela Avrupa'nın devletini kurduk değil mi? Mesela Orta Asya'dan geç bir 150 sene sonra gelirse tekrardan ne olur? Etkileşim Türk milletiyle azaldığından dolayı, az çokun içinde eridiğinden dolayı zamanla asimile olup gidecekler. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Eğer Türk göçleri devamlı surette yapılmış olsaydı, sürekli olarak yapılsaydı hiç kimse kimliğini kaybetmezdi. Doğru mudur? Mesela Almanya'ya da göç etti bizim Türkler. İlk Türkleri hatırlayalım. İlk Türkler ne oldu? Hiç şapka takmazdı, şapka takar hale geldiler. Değil mi? Mercedes arabalar, ilk geldikleri köyleri hatırlayın. Alman çikolataları. Ondan sonra giyim kuşamın zamanla değişti. İlkler böyle. Peki onların çocuklarına bakalım. Yani bu nesile. Bu nesil biraz daha değişik değil mi? Bir sonraki nesil daha çok belki de daha değişik olacak. Ne demek istiyorum? Zamanla insan ister istemez derse o toprağın, o bölgenin neyini yapıyor? Havasından, suyundan, yemeğinden, kültüründen etkileniyor. Bu bir gerçek. Sizler şimdi üniversite okuyacaksınız değil mi? Ela, şimdi sen üniversiteye gittin. Nereye gittin diyelim? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne gittim benim. Oraya gittiğin zaman çok farklı yemek, çok farklı kültür, çok farklı bir hava, çok farklı bir konuşma, yerel konuşma var. Sen orada etkileniyorsun. Türkiye'nin 80 bini de birbirinden farklı. O yüzden her gittiğin yerde çok farklı şeyler öğrenip, bu çok güzel bir şey kültürel zenginlik açısından. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Peki, şunu da söylemek lazım. Avrupa'ya göç eden ilk Türkler Hunlardır. Ama Hunlardan sonra kimler de gelmiştir? Avarlar da gelmiş. Şimdi ben Avarlarla ilgili bir cümle söyleyeceğim. Buraya çok dikkat dinleyin. Arkadaşlar, sonuçta bütün göçler buradan buraya gitmiyor mu? Buradan buraya gidiyor. O zaman burada hangi devlet varmış? Hunlardan sonra buraya yerleşik ama. Avarlar. Peki Avarlar da o bölgeden göç ettikten sonra, Avarlardan sonra buraya kim gelecek? Bakalım, bir bakın. Kök, Türkler. Sonra kim gelecek değerli arkadaşlarım? Kutluklar. Yani diğer adıyla ikinci Göktürk. Sonra kim gelecek değerli arkadaşlarım? Uygurlar. Sonra kim gelecek? Kırgızlar. Bu böyle gidecek. Dur şimdi. Avarlardan önce kimler vardı burada? Peki bu Hunlar ne oldu? Göç etti. Yerine kim kuruldu şimdi? Avarlar. Mantıken Avarları da Avrupa'ya göç eden Türk devletinin içinde işlediğime göre. Avarlarla Hunların ortak özelliği ne? Hem Orta Asya'da devlet kurmaları hem de Avrupa'ya göç edip Avrupa'da devlet kurmalarıdır. Yani Hunlar ile Avarların ortak özelliği budur. Hem Orta Asya'da devlet kuruyorlar hem de nerede devlet kurmuşlardır? Avrupa'da devlet kurmuşlardır. O zaman Avrupa'nın devlet dedikten sonra B, Avarlar diyelim, hemen o bilgiyi yazalım. Hem Orta Asya'da
hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da Hunlar gibi devletler, Hunlar gibi devletlerini kurmuşlardır. Devletlerini kurmuşlardır. Kurucusu Bayan Han'dır. Bayan Han'dır. Bayan kelimesinden siz şimdi direkt kadın olarak algılamayın. Bu erkek yani. Başka bir özelliği var mı Avarlar'ın? Ya Avarlar'la ilgili sana soru gelirse bu gelir arkadaşlar. Hayır, üzengi değil. Tarihte İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlar'dır. Bir daha söyleyeyim. Türk tarihinde İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlar'dır. Avarlar bunu iki defa üste yapmışlardır. 619 ve 626 yıllarında. Avarlar kuşatırken de Sasanilerden yardım almışlardır. O zaman İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletinin Avarlar olduğunu unutmayalım. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. İlk Türk devletidir. 619 ve 626 yıllar arasında iki defa üst üste kuşatmışlar. Peki bir de soru. Bak buraya. Kök Türkler hiç Avrupa'ya göç etti mi hocam? Bildiğiniz var mı? Yok. Hayır. Mantıken Kök Türkler, Kutluklar, Uygurlar ve Kırgızlar bu coğrafyada kalmadı mı? O zaman buradan buraya Avarlardan sonra göçler zayıflamaya başladı mı? Peki göçler zayıflamaya başlarsa az olan Avarlar kimlerin içinde? O Hristiyan dünyasının içinde asimile olacaklardır. Yani Avarların sonu da Avrupa onlarının sonu olmuştur. Zamanla Hristiyanlaşıp asimile olmuşlardır. Tamam? Avarlarla ilgili bilgi yani bilmemiz gerekenler bunlar. Peki hepinize soru. Mesela Avrupa'ya göç eden başkaları yok mu? Var. Örnek Peçenekler. Duydunuz mu öyle bir de? Evet. Peçenekler bir devlet midir, bir boy mudur? Boy. Boy mudur, devlet midir? Ha Sinan? Kendine gel, güven şöyle kendine. Devlet. Boy mu, devlet mi? Söyle. Boy. Ela boy diye. Boy. Boy boy. 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 Tamam. Boy. Arkadaşlar Peçenekler hayatları boyunca hiçbir devlet kuramamışlardır. Özellikle Bizans'ta ücretli askerlik yaparlarken hatırlayın. Bak ben filolojiyi anlatırken bu örneği verdim. Hatırla bakayım. Bizans İmparatorluğu'nda ücretli askerlik yapan Peçenekler. Malazgirt Meydan Muharebesi Sultan Alparslan'la karşılaşınca ordular. Oradaki konuşulan Türkçe kelimelerden etkilenip ana bu bizim amcaoğlu, ana bu bizim dayıoğlu. Köyde bıraktığımız emmi değil mi diyerek hop bu tarafa geçtiler. Ve savaşın kazanılmasında önemli bir rol oynamışlardır Peçenekler. O zaman bizler de C diyelim değerli arkadaşlar. Buraya ne yazalım? Peçenekler yazalım. Burayı da bir işleyelim. Evet, Peçeneklerle ilgili. Boydur. Devlet kuramamıştır. Bir özelliği daha vardı. 1071 Malazgirt Savaşı sırasında. Malazgirt Savaşı sırasında ne yapacaktır? Taraf değiştirerek savaşı Selçukluların kazanmasında etkili rol oynamıştır. Savaşı Selçukluların kazanmasında etkili oldular. Etkili oldular. Demek ki kimde askerlik yapmışlardır bunlar? Bizans'ta ücretli askerlik yapmışlardır. Ücretli askerlik yapmışlardır. Bir şey söyleyeyim mi? O gün 1071 Malazgirt Savaşı'nda sadece Peçenekler yoktu. Bizans ordusu içinde Uz adı verilen de bir grup vardı. Tarihe Uz diye geçer. Uz demek Oğuz demek. Oğuz'un Müslüman olanına Türkmen denir. Veya Türk denir. Ama Hristiyan olanına Uz denir. Günümüzde Moldova'da, Romanya'nın Dobruca bölgelerinde yaşayan Gagavuz Türkleri. Sonuna bak bakayım ne yazıyor orada. Gagavuz. Uz yazıyor. O zaman bunlar Hristiyan Türklerdir. Bir şey söyleyeyim mi? Bizimle aynı dili konuşuyorlar. Aynı yemekleri yapıyoruz. Sarma, orada da sarma var. Dolma, orada da dolma var. Hocam, yemeklerimiz her şey. Adam sadece dini değişik, dini Hristiyan. Bu kadar. Şimdi aynı mantıktan düşünün. Sadece Peçenekler yok. Kimler de vardır? De, Uzak. Tabii sayı olarak Peçenekler daha fazla ve daha fazla ücretli asker olduğu için. Hani hep Peçeneklerin geçtiğini söylüyoruz. Uzlara yazalım. Şöyle yazalım. Oğuz'un Hristiyan olanına denilmiştir. Hristiyan olanına denilmiştir. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nde taraf değiştirmişlerdir. Taraf değiştirmişlerdir.
Olay bu. Mesela bir tane daha işleyelim. Ne olsun mesela? Sırayla gidelim bundan sonra. Macarlar diyelim. Macarlar. Nasıl bilirsin Macar'ı? Türk. Hadi bakalım. Macar deyince aklına ne geliyor? Hemen salam geliyor. Macar salamı. Başka bir şey gelmiyor mu? Arkadaşlar Macarların kurusu Arpat'tır. Ve Macarlar değerli arkadaşlar günümüzde Macaristan'da yaşarlar. Ve ama soylarını kime dayandırıyorlardı? Atilla'ya. O yüzden İngilizce yazımları neydi? Hungary şeklinde yazılıyor. Doğru mu? Ve Atilla'nın özellikle soysal anlamda bunu araştırılması için Türkoloji Enstitüsü kurulmuştur. Ve Macaristan'da kurulan Türkoloji Enstitüsü Macarların soyunu işte Atilla'ya dayandırmıştır. Olayın aslı budur aslında. Biz de onu yazalım Macarlarla ilgili. Şunu diyelim. Soylarını kime dayandırırlar? Attila'ya dayandırırlar. Zaten ne diye yazılıyordu? Hungary şeklinde yazılıyor. Başka bir özelliği var mıydı Macarların? Türkoloji Enstitüsü'nü kurdular. Enstitüsü'nü kurdular. Tamam mıdır hocam? Var mı sıkıntı? Macarlarla ilgili birkaç şey daha söylenebilir ama çok fazla soru sorulacak bir devlet değil. Bulgarlar mı geliyor hocam? Evet. Bulgarlar diyelim. Şimdi Bulgarlarla ilgili ben şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar Bulgarlar iki tane. Biri normal iki tane değil, normal tekti ama bunlar ayrıldı zamanla. Ve İtil Bulgarları ile Tuna Bulgarları şeklinde ikiye ayrıldılar. Mantıken hangisi İslamiyet'i bulmanın çok basit diyordu. İ harfiyle başlayan yani İtil Bulgarları. İslamiyet kabul etmişlerdi. Bu arada İslamiyet kabul eden Doğu Avrupa'daki ilk Türk temsilcimiz İtil Bulgarlarıdır. Hatta çoğu kaynağa göre ilk Müslüman Türk devleti İtil Bulgarlarıdır. Özellikle İlteber Almışan zamanında Müslüman olmuşlardı. Hepinize soru. İlteber Almışan Müslüman oluyor. İki tane Soğutlu yani İranlı tüccar sayesinde Müslüman olduktan sonra. Müslümanların gereğinin öğrenilmesi amacıyla ne yapıyor? Abbasilerden bir heyet istiyor. Abbasilerde 9 kişilik işte kadı, öğretmen, fıkıhçı, kelamcı koyuyor. Onların arasına bir kişi daha giriyor. Diyor ki ben de gireyim bu adamların Müslüman olmalarını tek tek yazayım. Hayatlarındaki toplumsal değişimi yazayım diye bir adam daha biniyor. Dikkat! O adam ünlü Arap seyyah İbni Fadlan'dır. İbni Fadlan seyahatnamesi yani Rihle adındaki eserinde İtil Bulgarlarının İslamiyet'e geçişini anlatır. Rihle o kadar önemli bir eserdir. Bunun yazarı da İbni Fadlan'dır. Gelir bak soruda. Onu da söyleyeyim. İbni Fadlan önemli. Arapların en büyük seyyahlarından biridir. Artı ne olarak gelir? İlk Müslüman olan adam İtil Bulgarlarında İlteber Almış Han'dır. O zaman bizler de Bulgarları bir ikiye ayıralım isterseniz. Buyurun. Şöyle ayırdık. Ne diye ayırıyorduk değerli arkadaşlar? Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları. Hangisi Müslümandı? İ harfinden buluyorduk. İtil. Peki kimin zamanında Müslüman olmuşlardı? İlteber Almış Han zamanında Müslüman oldular. Han zamanında Müslüman oldular. Bu Müslüman olma eserini kim yapıyordu? İbni Fadlan. Rihle adlı eserinde anlatmıştır. Rihle yani seyahatname adlı eserinde anlatmıştır. Peki mantıken bak buraya Tuna Bulgarları. Peki Tuna Bulgarları Boris Han zamanında ne olmuştur? Hristiyan. Boris Han zamanında Hristiyan oldular. Güzel. Peki bunlar da Hristiyan olduktan sonra hangi unvanı kullandılar değerli arkadaşlar? Sizler de biliyorsunuz. Çar unvanını kullandılar. Çar unvanını kullandılar. Aynı Ruslar gibi. Evet Avrupa'ya göç edenler tabii ki devam edeceğiz ama önce şuraya bir daha bakalım. Kavimler göçünün sonuçları. Avrupa Hun Devleti. Avarları işledik. Avarlardan sonra Peçenekler, Uzlar, Macarlar, Bulgarlar. Dikkat. Tabii benim bu anlattıklarım değerli arkadaşlar Avrupa'daki önemler. Ancak Avrupa'ya göç eden asıl bir tane daha var. O asıl bir tanenin adı Hazarlardı. Hazarlara dikkat etmemiz lazım. Hazarlar şu bölgede kurulmuştur aslında. Şu gördüğünüz bölge var ya. Bu bölgede. Ancak zamanla bu tarafa doğru da göç ettiklerinden dolayı Avrupa tarafında da işliyoruz yani Hazarları. Ama sonuçta Hazarların bir kısmı da şu an hala Avrupa'da yaşıyorlar ya. Öyle söyleyeyim size. Polonya'da yaşıyorlar. O yüzden Avrupa'ya göç edenler kısmında da almak zorundayız Hazarları. Bazı kaynaklar Orta Asya diye belirtir ama evet doğru ama zamanla onlar da göç ediyor. O zaman ben şurayı bir sileyim. Şuraya ben bir başlık olarak Hazarlar diye başlık atayım. Sadece şunu silsem yeterli. Şu kavimler göçünün sonuçlarını sileyim.
Şuraya ben Hazarlar diye başlık atayım. Kaç oldu? A, B, C diye gidiyorum. F, G mi oldu? G oldu. Hazarlar diyelim. Hazarlar. Hazar kelime manası olarak ne demek biliyor musun hocam? Barış, güven veren insan demektir. Hazar kelimesi. Hala günümüzde isim olarak da konuluyor değil mi Türkiye'de? Hazar isimli olan insanlar da var. Arkadaşlarım Hazar barış güven dediklerine göre Allah Allah neye güven vermişler de neye barış vermişler onu işleyeceğiz. Bir de Hazarların kurulduğu yere bakalım. Herkes buraya baksın. Şurayı ben bir sileyim hocam. Tamam. Şöyle gidelim. Şuraları bir silelim. Hop. Balamir sen de git. Tamam. Güzel. Hazarların kuruluş yeri. Karadeniz'in üst tarafları değil mi? Peki hepinize soru. Karadeniz'den yukarı çıktınız. Hangi bölgeye gelirsiniz en son? Sibirya. Biliyorsunuz Sibirler. Hatta Sibirler ismini veriyor. Onu da işleyeceğiz. Peki mantıken Hazarlar. Bu bölgeye bir yol açıyorlar. Yol. Bu yol mantıken, dikkat düşün, Sibirya'daki oturan insanlara veya oralardaki insanlara bir mal satıyorsun. Hadi bakalım. Oradaki insanlara ipek mi satarsın? Dikkat düşün, coğrafi koşulları. Kürk mü satarsın? Kürk değil mi? O zaman mantıken ipek yolu buradan başlar böyle gider İstanbul son durak. Ama buradaki yolun adı ne yoluymuş? Kürk yolu. Niye böyle bir isim verilmiş peki hocam? Soğuk hava şartları. Evet. O zaman burada ne satılıyor? Hangi hayvanların kürkü olur? Ana. Hocam kürkümüz var. Ela kürkün var mı? Karşı. Niye kürkün yok? Söyleyeyim mi? Bir karşı olduğun için olabilir. Hayvan haklarından dolayı. Paran olsa mesela hayvan haklarının olduğunu bilmesen gidersin ne alırsın? Bir güzel sıcak gerçek bir kürk alınabilir. Pars diye bir hayvan var, onun kürkü var. Efendim bazı hayvanların derilerinden çanta yapılabiliyor. Ama kürk dediğimiz çok farklı bir malzeme. Gerçek kürkü zaten bulmak çok zor. Bir de çok pahalı. Çok pahalı. Doğru mu? O yüzden derlerse kürk yoluna mantıken düşüneceğiz şimdi. Peki dikkat. Hazarlar üretimi zor ama pazar gücü yüksek. Artı insanların zorunlu olacakları bir maddeyi satıyorlar. Para kazanıyorlar mıdır hocam? Peki dikkatli dinleyelim. Bir devlet bu kadar bir yolu kendi açıp kendisi kullanıp para kazanıyorsa muhakkak ki bu devletin ticaret yoluna karşı muhakkak ki ne olacaktır? Savaşlar olacak. Peki dikkat. Aşağıda bir devlet var. Bakın devletin adını söyleyeyim. O zamanlar için konuşuyorum. Devletin adı neymiş? Emeviler. Emeviler demiş ki ya ben hem İslamiyet'i Orta Asya'da yayayım. Doğru mu? Kafkaslar'da yayayım. Hem de şu Kürt yolunu da alayım. Her savaşın muhakkak bir ekonomik nedeni vardır. Hayatta bunu kimse direkt savaşmaz. Anladınız? Yani ABD'nin Suriye'de ne işi var? Rusya'nın Suriye'de ne işi var? Neyi bizim Suriye'de işimiz var? Cevabını birçok nedenle anlatabilir. Ama muhakkak ki bunların içinde ne sebebi de vardır? Savaş bir maliyettir. Bu maliyeti karşılayacak bir ekonomik neden de bulmak zorundasın. O zaman Emeviler hem İslam'ı yıkayacaklar hem de Kürt yolunu ele geçirecekler ve zenginleşecekler. Çünkü Hazarlar inanılmaz zenginleşmişlerdi. Dikkat! Emeviler burada, hemen şurada da bir devlet daha var. Türk devleti o zamanlar kurulmuş. Hangi devletmiş bu? Türk işler. Burada da hangi devlet var? Hazarlar. O zaman Emeviler mantıken önce aşağıdaki Türk işleri, sonra kime savaş ilan ediyorlar? Hazarlar. O zaman mantıken hem Hazarlar hem Türk işler İslamiyet, yani Emevilerle savaşmışlar mıdır? Peki hepinize soru. Hazarlar ve Türk işler engelini Emeviler geçebilmiş midir? Hadi bakalım. Geçemedi. Türklerin özellikle savaşçı kabiliyetini Araplar daha yeni yeni öğreniyor. Dikkat. Bunun üzerine Türk işler ve Hazarlar ortak düşman olarak Emevilerle beraber savaşlar ve Emevilerin bu bölgeye girmesini bir süreliğine engelliyor. Emeviler elbet girecek. Bir süreliğine engelliyorlar. Hepinize soru. Peki Hazarlar ayrıyetten çok çok önemli bir bilgi vereceğim. Musevi olan yani Yahudiliğe inanan tek Türk devletidir. İki insan, iki Türk bir araya gelse ne kuruyordu? Devlet. İki Yahudi bir araya gelse ne kurar? Şirket. Tamam hocam? Peki Yahudilerin akrabalıkları o zamanlar hem sayısal anlamda azlar, bir de bunlar akrabalıklara çok önem veriyorlardı. Bizim eski zamanlardaki akrabalıklar gibi düşünün. Mesela Yahudilerde nasıl bir şey biliyor musunuz? Ela, diyelim ki Allah'ım var, üçümüz de Yahudiyiz. Sen ticaret yaptın ve zarara uğradın. Hemen akrabalar geliyor, senin bu zararını sana telafi ediyor. Tekrar seni aynı seviyeye çıkarıyor.
Sinan var mı öyle bir akraban? Yok. Var mı böyle bir akraban? Telefonu açmıyor adam, telefonu. Ama Müslümanın yapacağını şu an Yahudi yapıyor. Şirketlere hiç dikkat ettiniz mi? Yanlarında verilen ürünlere hiç dikkat ettiniz mi? Mesela bir şirkete gidiyorsunuz, hamburgeri alacaksınız. Hamburgerin yanında verilen, atıyorum, o içecek de aslında onların. Ama bir yan kuruluşu, bir akrabasının yan kuruluşu. Veya verilen herhangi bir malzeme de onun yan kuruluşu. Yani parayı kendi içinde çevirmeyi o kadar iyi becerebiliyorlar ki nereye harcarsan harca parayı onların ceplerine gidiyor. Ha sağ cebe girmiş, ha sol cebe girmiş. Fark eden bir şey yok. Sonuçta onlara gidiyor. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Hazarlar Kürt yolunu kullanıp zenginleştiler. Zaten inançları da Musevilik. Para da çok. Ve bir düşman var onlara göre. Emeviler. Peki bu düşmanı bertaraf etmek için ne yapmaları lazım peki? Acilen Kürt yolunun korunması amacıyla ücretli askerler aldılar orduya. O zaman İslam öncesinde aslında bir meslekten sayılmayan askerlik ilk defa bir Türk devleti kendine ait ücretli asker aldı. Kendine ait ücretli asker olan tek devlet Hazarlardır. Anlaşıldı mı? Çünkü ne var onlarda? Para var. Paran varsa ücretli asker yapabiliyorsun. Bu kadar basit. Peki Hazarlarla ilgili şunu da söyleyeyim. Hazarların içinde hocam 7 tane hakim var, bir suça bakan. Allah Allah, o nasıl? Mesela bizde bir tane hakim bakıyor ya. Düşünün, onlarda kaç hakim bakıyormuş hocam? 7. 2 tane Yahudi, 2 tane Hristiyan, 2 tane Müslüman, 1 tane de Şamanist. Hocam 7 kişi bir araya geliyor, hırsızlık mı yaptı? Bütün dinler ve akaidler, fıkıhlar neyse ortaya konuluyor. En doğru ve en gerçekçi yol, onlar için söylüyorum, bulunmaya çalışıyor. Peki bize sorun. Dikkat edelim. Yahudi, Hristiyan, Müslüman ve Şamanist. Hepsi bir arada mı yaşıyor mantıken? Evet. Ben 7 kişilik kurulu niye yaparım? Toplumdan dolayı yaparım. Demek ki toplumun içinde bunlar var ki benim hakimler heyetimde böyle. Dikkat düşünün şimdi. O zaman mantıken şunu düşünebilir miyiz? Bir Müslüman devlet kademesinde hakim olabilmiş. Bir Şamanist istediği inancına sahip olsun, hakim olabiliyor. O zaman ben ne anlıyorum? O zaman bunlarda hoşgörü var. Bir kişi Yahudi bir devletin içinde hakimliğe kadar yükseliyorsa, Yahudi bir devletin içinde ordu komutanlığına kadar yükseliyorsa, memur olabiliyorsa, o zaman burada sınıfsal farklılıklar yok veya Yahudilerin üstün tarafı yok. O yüzden biz bu döneme, Hazarların yaşadığı döneme Pax Hazaria deniriz. Ne demek Pax Hazaria? Hazar barış çağı. Anlaşıldı mı? O kadar önemlidir yani. Evet, biz de bunları tek tek yazalım. Hazır mıyız? Bir, Hazarlarla ilgili ilk bilgi zaten hemen onu sorarlar zaten, onu da söyleyeyim. Museviliği kabul eden tek ne devletidir? Türk devletidir. Doğru mudur? Güzel. İki, ticarette hangi yolu kullanıyorlar? Bak yukarıya. Kürk yolunu kullanmışlardır. Ticarette Kürk yolunu kullanmışlardır. Bu yolla zenginleşmişler midir? Bu yolla zengin bir devlet olmuşlardır. Zengin bir devlet olmuşlardır. Kimlerle mücadele etmişlerdir? Müslüman Araplar ile mücadele ederek Orta Asya'nın bir dönem daha İslamlaşmasını engellemişlerdir. İslamlaşmasını engellemişler. Kim yardım ediyordu onu unutmuyoruz. Türk işler. Neydi? 7 hakim. Bu 7 hakimin kastettiğimiz ne heyeti diye geçiyor onlarda? Hakimler heyeti. 7 hakim adaleti sağlamaya uğraşmışlardır. Sağlamaya çalıştılar. Başka bir özelliği neydi? Hazarların yaşadıkları döneme ne isim veriliyordu hocam? Pax Hazaria. Hocam bu ne demekti? Açlık parantez, buyurun. Hazar barış çağı. Hazar barış çağı denilmiştir. Tamam mı hocalarım? Hazarlar deyince soru gelse yapar mısınız? Yapar mısın Sinan? Sen Sinan belki ayeteye girmeyeceksin de. Ela? Yaparsın. Çok güzel. Hazarlar ilgili özellikle birinci madde, ikinci madde ve son yazdığım Pax Hazaria önemli kelimelerdir. Bunları bilelim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Bak buraya. Herkes dikkatli olsun.
Biraz önce dedim ki hakimler heyetinin içinde iki tane Müslüman var. Ha, o zaman Hazarların içindekileri şöyle bir yazalım mı? Hazarlar içinde neler vardır? Musevi dediğimiz Yahudiler vardır. Sonra kimler vardır değerli arkadaşlar? Mantıken Müslümanlar vardır. Hristiyanlar var mıdır? Vardır. Şamanistler var mıdır? Vardır. O yüzden zaten tamam. Şimdi dikkat, dikkat. Bu Hazarların içinde yaşayan Müslümanlar, Müslüman bir devlet olan Emevilerin saldırısı sonucunda sizce gidip Hazarların tarafını mı tutmuşlardır? Ana saldıranlar Müslüman Araplar, biz de Müslümanız. Onların yanında yer alalım mı demişlerdir. Hadi bakalım buyurun. Neden? Normalde Müslüman Müslümana yardım etmesi lazım. Öyle olmuyor. Sebebini söyleyeyim. Çünkü Emevilerin bir politikası var. İslam tarihini anlatacağım. Mevali politikası. Mevali ne demek? Arap olmayan Müslümanların ikinci sınıf insan statüsüne sokulduğu ve hatta onlardan cizye vergisi, aynı Hristiyanlardan alınan vergi gibi bir vergi alma sistemi var. Peki Müslümanlara bakalım. Bir, Hazarların içinde yaşayan Müslümanlar her türlü devlet kademesine gelebiliyorlar mı? Gelebiliyorlar. Hoşgörü var mı? Var. Para var mı? Var. Var, var, var. O zaman varsa adam kendi rahatını niye bozsun? Mantıken Hazarların içinde yaşayan Müslümanlar bu savaşta, Hazar-Emevi savaşında Hazarların yanında yer almıştır. Bunun üzerine Hazar Hakanlığı da bu Müslümanları görüyor musun? Bak bizi satmadılar. Hep bizim yanımızda yer aldılar Emevilere karşı. Aynı dinden olmalarına rağmen yardım etmediler diyerek onların yönettikleri işte Horasan şu bu o bölgelere valilik atamışlardı. Yani siz kendinizi yönetin. Kardeşim siz bize zararınız yok. Siz devlete bağlı bir halksınız. Aynı Darfur diyor da ya devlete bağlı halk. İşte devlete ne bağlı bir halktır Türkler. Ve onlar Haz adı verilen yöneticiler atandı ve Müslüman yöneticilerdir bunlar. Demek ki Müslüman vali bile olunabiliyor. O yüzden Hazarlara niye Pax Hazarya denildiğini anlayın yani. Anlaştık mı? Hazarlarla ilgili bir soru gelse ben yapacağınızı inanıyorum. Özellikle burada Hazarlar çok önemli. Avrupa Hun Devleti çok önemli. Peçenekler yazdığım var ya önemli. Avarların İstanbul'u kuşatması da önemli. Şimdi ne yapıyorum? Ben tahtaya işlediğim yerlerle ilgili soru gelebilecek yerlerin işaretlemesini yapıyorum. Başlıyoruz. Hazarlardan başlayayım buradan sonra. Birinci madde gelir, Kürk yolunu bulmamız gerekiyor ve Pax Hazarya kavramının ne olduğunu bilelim. Geldim, Avrupa'da kurucusu Attila, Margos Barışı, Anatolius Barışı. Bu diyelim ne olduğunu. Ayrıyeten neden Roma'yı almaktan vazgeçmişti bunu biliyoruz. Flagellum Dei ne demek onu bileceğiz. Geldik, Etzel ne demek? Nerede geçiyor Etzel? Nibelungen destanında. Geldik, İstanbul'u kuşatan İlk Türk Devleti'nin ne olduğunu biliyoruz Avarlar. Peçeneklerini biliyoruz. Hop. Savaş sırasında ne değiştirmişti? Taraf. Buradan da soru olarak gelirse kimin zamanında Müslüman olmuşlardı İtilbugarları? İlteber. Almışan peki kimin seyahatnamesi vardı? İbni Fadlan. Evet. Benim anlattığım konularla beraber değerli arkadaşlar Avrupa'ya göç eden Türk kavimleri olayı bitti. Şimdi nereye geçeceğiz? Orta Asya'da yaşayan kalan Türk devletleri vardı ya, önce Hunlar, sonra Avarlar. Avarları yıkıp kuran Köktürklerle başlayacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.